Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ekim ayının ilk haftasını tamamladık. Eylül ayında birçok altcoin kazançlı bir 30 gün geçirdi ancak bazıları da tabii ki kabus gibi bir Eylül yaşadı. Yatırımcılarını sevindiren altcoin'leri inceleyeceğiz birazdan. Eylül ayını hangi 10 altcoin kazançla tamamladı, hangileri yükseliş gösterdi ve geçtiğimiz Eylül'de genel itibariyle yukarı yönlü hareket eden altcoin piyasasında en iyi 10 altcoin hangisi oldu birlikte inceleyeceğiz. Ondan geriye doğru bir sayım yapalım birlikte ve Eylül ayının en çok kazanç getiren 10. altcoin'inden başlayalım. 10 numarada Pepe var. Hemen bir grafiğine göz atalım. Biliyorsunuz Ethereum ağının lider meme coinlerinden birisi Pepe. Geçtiğimiz ay %51 yükseldi. Meme coin piyasasının geneline oranla daha büyük bir çıkış yakaladı bu popüler altcoin ve önümüzdeki yükseliş sezonuna damga vuracağını iddia eden, öngören birçok yatırımcı da var. Tabi Ekim'in ilk haftalarında bir düşüş gösterdi ama şu sıralar Pepe 0.0590 dolar seviyelerinden işlem görüyor. 9. sırada FTX token var. Biliyorsunuz batık kripto para borsası FTX ile ilgili gelişmeler FTX'i bir anda ayağa kaldırdı ve Eylül ayında %69'luk bir yükseliş gösterdi bu token. Ve bu performansla herkesi şaşırttı. Yatırımcıların büyük bir kısmı da FTT'den böyle bir yükseliş beklemiyordu. Ancak 8 Ekim itibariyle 3 dolar seviyesini bile aşmayı başardı FTT. 8 numaradaysa Athena var. Athena'yı Türk kripto yatırımcıları aslında yakından takip ediyor. Eylül ayına damga vuran bir diğer altcoin'imiz de bu oldu. Athena geçtiğimiz ay %62'lik bir artış kaydetti. Bu video çekildiği sıradaysa Athena'nın anlık değeri 0.28 dolar seviyelerinde devam ediyor. Ve 7. sırada Dog with Hat var. Solana ağının popüler meme coinlerinden birisi WIF. Evet, Eylül ayında %74'lük bir artış kaydetti. Birçok videomuzda sizlere meme coinlerden, meme coin trendlerinden bahsediyoruz. Ve Dog with Hat de meme coin trendinden nasibini alan, faydalanan ve yükselişe geçen bir diğer meme coin olarak Eylül'e damgasını vurdu. Dog with Hat bu videonun çekildiği sıradaysa 2,5 dolar seviyelerine kadar dayandı ve videonun çekildiği sırada son 48 saate baktığımızda 2,5 doların altına inmedi. Bu direncin üzerinde kaldı WIF. Ve 6. sırada SEI var. Sui ekosisteminin patlama yapmasıyla ön plana çıktı SEI. Eylül ayında %75 yükseldi. Ve çok uzun bir ara vermişti bu yükseliş trendinden önce. Hatta 1.7 milyar dolar piyasa değerini de aşmayı başardı. Bu video çekildiği sırada son 30 gününe yine baktığımızda %48 ve 49 arasında bir artışla son 30 günü kapattığını görüyoruz SEI'nin. Zirveye doğru geliyoruz. Evet, 5. sırada Phantom var. Phantom yani FTM potansiyelli ekosistemlerden birisi olarak gösteriliyor ve beklenmedik bir çıkış yaşadı. Aslında ilk başlarda düşen bir trendi vardı ama o trendi kırdı. Eylül ayını da %81'lik bir artışla kapattı FTM. Bu videonun çekildiği sıradaysa hemen ekrana bakalım. CoinMarketCap verilerine göre 0.70 dolar seviyelerine dayandı. 4. sıradaysa Popcat var. Solana ağının bir diğer meme coinlerinden birisi olan Popcat. Kedi furyasıyla bir rüzgar aldı arkasına ve Eylül ayında %90'lık bir artış yaşadı. Birçok altcoin'in yapamadığını yaptı Popcat. %90 çok iyi bir rakam. Ve yine bu video çekildiği sırada son bir aylık grafiğine baktığımızda %107'lere varan bir artış gösterdiğini görüyoruz. Şu anda 1.2 dolar seviyelerine yaklaşmış görünüyor. Bu direncin altına son 4 gündür girmediğini görüyoruz Popcat'in. İlk 3'e geldik. 3. sırada BitTensor var. Tao. Evet, yapay zeka son zamanların en trend konularından birisi ve gelecek yapay zeka da deniliyor sürekli. Kripto para piyasasında da yapay zeka çok ön plana çıktı ve yapay zeka tabanlı olmasıyla dikkat çeken BitTensor kripto paraların önde gelen isimlerinden birisi haline geldi. Geçtiğimiz ayı %113 ile artıda kapattı.
sürekli bir yükseliş trendi gösterdi ve bu video çekildiği sırada da yine son 30 gününe baktığımızda %130'a yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz BitTorrent Store TAO'nun. Tabii ki Apple'ın yeni duyuruları, Nvidia'nın o verdiği, belirttiği kazanç raporu ön plana çıktı ve yapay zeka kategorisi TAO'ya adeta doping oldu diyebiliriz. Bu videonun çekildiği sırada TAO $600 üzerinde işlem görüyor. Son 7 güne baktığımızda ise $470 seviyesinin altına inmediğini görüyoruz. 2 numarada Nervous Network var. CKB Eylül ayında piyasaları alt üst etmeyi başardı. Çoğu kripto yatırımcısı tarafından çok bilinmiyordu aslında ama bu yükselişiyle birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı. Eylül ayında %114'lük bir yükseliş yaşadı. Evet, popüler birçok altcoin var. Listeye baktığımızda da zaten bunu bu listede görebiliyoruz. Ancak CKB an itibariyle $0.015'dan işlem görüyor ve son bir ayına baktığımızda hala %80'lik bir artışla geçirmiş. Ve birinci sıraya geldik. Zirvede hangi altcoin var? Sui var. Sui son günlerin en popüler altcoinlerinden birisi. Eylül ayında %134'lük bir artışla ayı tamamladı ve ekosisteme para girişi yaşanmasıyla beraber de piyasayı epey bir salladı Sui. 5.1 milyar dolara yakın bir piyasa değerine ulaştı ve birçok kişi tarafından da Solana'nın sıradaki rakibi olarak görülüyor. Şu anda bu videonun çekildiği sıradaysa $1.90 seviyesinde. Yine son 30 gününü %107'lik bir artışla geçirmiş Sui. Evet, Eylül ayını en çok kazançla geçiren 10 altcoin'i birlikte inceledik. Şimdi ise hemen videoyu noktalamadan önce ön satış bölümümüze geçelim. Biliyorsunuz daha önceki birçok videomuzda ön satışta olan ve büyük ilgi toplayan birçoğu da meme coin kategorisinde olan projeleri inceliyoruz ve bunlardan birisi de geçtiğimiz hafta ön satışa başlayan ve şu anda avantajlı rakamla ön satışını sürdüren, iyi de bir rakam toplayan Flockers. Flockers'a hemen bir bakalım. Evet, oyla kazan platformu ve büyük ödüller vaat eden bir proje. Şu anda bir sonraki fiyat artışına 24 saat kaldı ve $0.00572'dan satılıyor. Ethereum, USDT ve kar seçenekleri bulunuyor. Fon toplama rakamına baktığımızda ise $550.000'a yakın bir fon toplanmış. $549.000'a ulaşmışlar. BNB seçeneğiniz var. Tabii ki cüzdanınızda bağlıyorsunuz. Flocktopia denilmiş. Aslında merkeziyetsizliğin geleceği deniliyor. Projeyi incelediğimizde %20'lik kısmın ön satışa ayrıldığını, %25'lik kısmın staking'e ayrıldığını, %25'in DAO Vault için saklandığını ve %10'un da CXDX payı olarak belirlendiğini görüyoruz ve son olarak da %20'lik kısım pazarlama için ayrılmış. X sayfalarına baktığımızda 2100 takipçileri var. Ve yine 2400'e yakın abonesi olan bir Telegram sayfaları olduğunu görüyoruz. İki farklı denetim kısmının da olduğunu görüyoruz. Birisinde CoinSuit, diğerinde ise Solid Proof imzası var. Değişik ve ilgi çekici bir meme coin. İncelemek isteyenler varsa eğer açıklama kısmımızdaki Flockers ön satış linkine tıklayarak projenin resmi web sitesine girerek inceleyebilirler. Tabii ki bu herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi değil, bunu unutmayın. Bizler ön satışları topladıkları rakamlara ve sosyal medyadaki gördükleri ilgiye bakarak inceliyoruz ve buna sadece sizler karar verebilirsiniz. Asla herhangi bir şekilde başkalarının yatırım tavsiyelerini dikkate alarak kripto yatırımı yapmayın. Kendi kararlarınız doğrultusunda ve kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlarda yatırarak kripto paralara şans verin. Bu videonun da bir yatırım tavsiyesi olmadığını aklınızdan çıkarmayın diyelim ve sizlere veda edelim. Videomuzun sonuna geldik. Kripto para dünyasındaki son gelişmelerden haberdar olmak ve en yeni ön satış projelerini incelemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz güzel bir gün geçirin. Bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.